Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Osman Bey Anadolu Selçuklu Devleti'nin çökmesinden sonra Orta Anadolu Yaylası'ndan Bitinya Ovası'na giden yolları tutan Eskişehir ve Karacak Hisar Kalelerini ele geçirerek fetihlere başladı. Ele geçirdiği ilk büyük kent Yenişehir'di. Yenişehir'i başkent yaptı. Böylece toplum göçebelikten kurtularak daha yerleşik bir düzeye getirildi. Daha sonra Bizans'ın Bitinya Eyaleti'nin merkezi Bursa ile İznik arasındaki kara ulaşımını kesti. Peki arkadaşlar bakalım. Bitinya bölgesinin stratejik bir öneme sahip olduğunu söyleyebilir miyiz arkadaşlar? Tabii ki söyleyebiliriz. Çünkü Bizansın Bitinya eyaletinin merkezi Bursa ile İznik arasındaki kara ulaşımını kesmiş arkadaşlar. Dolayısıyla Bitinya'nın önemli olduğunu söyleyebiliyoruz. Osmanlı Devleti'nin batıya yönelik bir dış politika takip ederek sınırlarını genişlettiğini söyleyebilir miyiz? Elbette. Çünkü Bizans'a doğru arkadaşlar bu da doğru. Fetih bölgelerine yakın olmak isteyen Osmanlı Devleti'nin bu amaçla başkent değişikliğine gitti. Hayır arkadaşlar, en baştaki amaçlar bu değil. Gördüğünüz gibi henüz halk göçebe bir hayat sürüyor ve bunun için de başkent Yapılmalı ki arkadaşlar halk göçebelikten kurtulmaya başlasın. Yani ilk amaç budur. Dolayısıyla üçüncü öncül olmaz. Bu sebeplerle doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Orhan Bey dönemine ait aşağıdaki gelişmelerden hangisi bu tanımlamanın gerekçesi olarak gösterilemez? Orhan Bey dönemi beylikten devlete geçiş aşaması olarak tanımlanmıştır. Yani arkadaşlar bir devlette mutlaka olması gerekenler bizim için doğru olacak. Gümüş akçe bastırılması olur mu? Tabii ki olur arkadaşlar. Çünkü para zaten bağımsızlık sembolüdür ve beylikten devlete geçiş konusunda bize doğru bilgi verir. İznik'te ilk medresenin açılması olur mu? Olur tabii ki arkadaşlar. Çünkü bir bir devlette eğitim de çok önemlidir. Rumeli'ye geçişin sağlanması ise bir devlet için illa olması gereken bir şey mi bu arkadaşlar? Hayır yani bir devlet kurulurken başka yerler de fethedilebilir. İlla Rumeli'ye geçiş bizim için bir kanıt değildir. Bir beylik de başka yerleri fethedebilir. Dolayısıyla bu olmaz. Yaya ve müsellem ordusunun kurulması olur mu? Tabii ki olur çünkü devletin orduya ihtiyacı vardır. Divan teşkilatının oluşturulması ise arkadaşlar zaten savaşa barışa karar verecekler. E bu da çok önemli. Bu yüzden doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Bu durumun gelişmelerinden hangilerine yol açtığı söylenebilir. Osmanlı ordusu sazlıdere savaşı ile Edirne'yi fethetmiştir. Edirne Rumeli fetihleri için önemli bir ordugah ve merkez haline getirilmiştir. Peki arkadaşlar bakalım. Balkan fetihlerinin yolu açılır mı? Tabii ki açılır. Zaten Rumeli deyince aklımıza Balkanlar da gelmeli. Bizans'ın başkentinden Balkan dağlarına kadar uzanan yolun denetim altında tutulması olur mu arkadaşlar? Elbette çünkü Edirne o coğrafya üzerindedir zaten. Bizans'ın vergi geliri sağlayan Meriç Vadisi denetiminin ele geçirilmesi olmaz arkadaşlar. Çünkü Meriç Vadisi denetiminin ele geçirildiği ile alakalı bir bilgi yok. Sadece Edirne'den bahsediliyor. Bu yüzden doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisinde birincide verilen durum ikinciye ortam hazırlamamıştır? Sırpsın'da savaşı Osmanlı Devleti'ne karşı düzenlenen ilk Haçlı Seferidir diyebilir miyiz? Evet arkadaşlar. Birinci Kosova'da Osmanlı Devleti ilk defa top kullanıyor doğru. Nibolu Savaşı Yıldırım Bayezid'e Abbas Halifesi tarafından Doğu'nun ve Batı'nın Sultanı ünvanı verilmiştir doğru arkadaşlar. Ankara Savaşı Osmanlı Kuvvetleri 1386 yılında büyük bir yenilgi alarak mağlup olmuşlardır. Bu bozgun Osmanlı Devleti'nin ilk yenilgisi olarak tarihe geçmiştir. Arkadaşlar bu Ankara Savaşı değil Ploşnik'tir. Ploşnik bozgun olarak geçer. Ankara Savaşı zaten arkadaşlar 1402'de olacak tarih olarak da uymuyor. İkinci Kosova Savaşı Osmanlı Devleti kesin olarak Balkanlara yerleşmiştir. Doğru. Bu sebeplerle doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Osmanlı Beyliği bağımsızlığını ilan ettiği dönemlerde Anadolu'da Türk Beylikleri, Türkiye Selçuklu Devleti, Trabzon Rum İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu, Moğol İlhanlı Devleti gibi devletler siyasal varlıklarını sürdürmekteydiler. Peki Anadolu'da siyasi birlik var mı arkadaşlar? Gördüğünüz gibi yok. Çünkü pek çok devlet var. Osmanlı Devleti'nin güçlü devletler ile komşu olduğunu söyleyebilir miyiz? Elbette arkadaşlar Türkiye Selçuklu, Trabzon Rum özel özellikle özellikle Bizans arkadaşlar tabii ki doğru. Anadolu'da etnik çeşitliliğin hakim olduğu tabii ki söyleyebiliriz. Moğollar var, Bizans yani Rumlar var, Trabzon Rum'daki yine Rumlar var, Türkler var arkadaşlar. Bu yüzden doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi destek alınan bu gruplardan biri değildir? Osmanlı Beyliği'nin kurulduğu yıllarda düzenli bir ordusu bulunmadığından bazı gruplardan destek almıştır. Türkmenlerden, aşiret kuvvetlerinden, inanç ve din uğruna savaşanlardan ve ücretli savaşçılardan destek alıyor arkadaşlar ama yaya ve müsellemler zaten düzenli ordudur ve Orhan Bey zamanında kurulacaklardır. Soruda bize zaten düzensiz olarak kimlerden destek almıştır diye soruyor. Çünkü başlarda düzenli bir ordusu yoktu diyor. Bu yüzden doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Verilen bilgiler aşağıdaki gelişmelerle eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır? Osmanlı Devleti'nin Bizans ile yaptığı ilk savaş arkadaşlar Koyun Hisar yani Bafeus Savaşı'dır. Bulgaristan'daki Osmanlı egemenliği tanınacak ve Tuna Nehri taraflar arasında sınır olacak Varna Savaşı'ndan sonradır. Edirne'nin fethedildiği ve Balkan Devletleri ile Bizans arasındaki bağlantının kesildiği savaş Sazlıdere Savaşı'dır. Haçlılarla Osmanlı Devleti arasında imzalanan ilk anlaşma ise Edirne-Segedin anlaşmasıdır. Dolayısıyla doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Verilen kronolojik sıralamada boş bırakılan yere getirilmesi gereken gelişme aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar yassı çemen 1230 yılında gerçekleşti. Babaylar ayaklanması 1240 yılında. Ardından arkadaşlar özellikle Babaylar ayaklanmasının da etkisiyle Moğollar bundan da destek alıyor. Çünkü iç karışıklıklar mevcut biliyorsunuz ki Köse Dağı Savaşı'nı gerçekleştiriyor. Köse Dağı Savaşı da zaten 1243 yılında olacak. Dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkıdır. Bu gerekliliğin durumlarından hangilerini zorunlu kıldığı söylenebilir. Fetret döneminin temel sorunu bir Avrupa devletine karşı yeni bir ordu kurmak değildi. Çünkü Balkanlarda Ankara Savaşı'na katılmayan timarlı sipahi ordusu dimdik ayaktaydı. Bozguna uğrayan Kapıkulu ordusuydu. İslam'ı korumak ve yaymak amacıyla Batı'ya doğru ilerleme politikasına yeniden işarlık kazandırmak gerekiyordu. Peki arkadaşlar, gazilik geleneğinin yeniden canlandırılması gerekir mi? Evet, çünkü İslam'ı korumak ve yaymak isteniyordu. İnsanların savaşlara katılma isteğinin olmasıyla birlikte gazilik geleneğinin de ortaya çıkması gerekiyordu arkadaşlar. Devlet ve toplum düzenini daha sağlam temellere oturtmak olur mu? Elbette olur arkadaşlar. Anadolu'da siyasi birliği sağlamak gibi bir amaç ise henüz yok. Çünkü burada böyle bir durumdan bahsedilmemiz sadece batıya doğru ilerlemeden bahsedilmiş. Bu yüzden doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin kuruluşu ile ilgili ortaya atılan bu nazariyelerin ortak özelliklerinden biridir? İstimalet yani hoşgörü politikası hepsinde var arkadaşlar. Neden var? Mesela farklı dinlere inanan insanlar birlikte yaşayabilmişler, saygı duymuşlar. Daha sonra arkadaşlar Fatih Köprülü'ye baktığımızda Beyliklerle iyi geçinilmiş. Halil Alca'ya baktığımızda ise arkadaşlar yine hoşgörü politikasını görebiliyoruz. Adaletli yönetim anlayışı ve aşiretlerle iyi geçinilmesi buna bir örnektir diyebiliriz. Sancak sistemi hakkında hiçbir bilgi yok arkadaşlar. Yani şehzadelerin sancağı çıkışıyla ilgili bir bilgi verilmemiş. Zaten Osmanlı Devleti'nin yeni kuruluşu bu. Burada zaten hemen bir sancak sisteminden bahsetmemiz pek mümkün olmayacaktır ama paragrafta da bu verilmemiş zaten. Gaza ve cihat düşüncesi hepsinde var arkadaşlar. Dini yayma düşüncesi var burada. Gaza ruhuyla hareket edilmiş, gaza politikası mevcut. Dolayısıyla C şıkkı olur. Veraset sistemi dediğimizde zaten Osmanlı beyliği yani Osmanlı soyundan gelenler bu beyliğin başına geçecek. Dolayısıyla ekstra bir bilgi verilmesine gerek yok. Beyliğin Osmanlı olmasından biz bu sistemi çıkarabiliyoruz. Fetihçi politikalar ise yine hepsinde var arkadaşlar. Ülke topraklarını genişletme düşüncesi hepsinde mevcut. Dini yayma ve ülke topraklarını genişletme, jeopolitik konumlarının iyi olması hepsinde mevcut. Ama dediğimiz gibi sancak sistemi hakkında hiçbir bilgi verilmemiş. Bu yüzden doğru cevabımız B şıkkı olacaktır.